Merhaba arkadaşlar, Ronasre Deraving Atölyesi'ne tekrar hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz beraber bir porte çizeceğiz. Bir porte bitirmeye çalışacağız. Ben önceden bir taslak hazırladım, bir profil hazırladım ve bugünkü konumuz çizim değil, daha doğrusu yani bugün gölgelendirmeye çalışacağız beraber ve bu portreyi beraber bitirmeye çalışacağız. Fakat başlamadan önce kaç tane konu var, onlara anlatmaya çalışacağım. Evet, konumuz gölgelendirme. Bir face, bir yüz çizeceğiz, yani gölgelendirmesini yapacağız. Hangi malzemeleri kullanacağız, hangi kalemi kullanacağız, hangi kalemler daha iyi portre çizmek için ve hangi malzemeleri daha rahat kullanabiliriz, onunla ilgili bazı ayrıntılara konuşacağım ve beraber başlayacağız. Evet arkadaşlar, başlamadan önce malzemeler ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Bu malzemeleri zaten tanıyorsunuz. Pamukla ve normal kalemle yaptık. Bir önceki videoda bunları nasıl yapacaksınız göstermeye çalıştım. Bu malzemelerimiz olacak. Yani gölge vermek için, gölgelendirmek için. Bunları da ben önceden kullandım. Şu şekilde siyah duruyor. Bunları da yeni yaptım. Ve bunları kullanabiliriz. Bu kalem var. Bunu da zaten nasıl yapacaksınız da gösterdim. Şu şekilde. Kulak çöpüm. Hatırlıyorsunuz. Bir önceki videoda gösterdim. Şu şekilde. Küçük fırça kullanabilirsiniz dağıtmak için. Silgi var. Gördünüz. Bunları kırtasiyelerden rahat bulabilirsiniz. Bir çeşit silgi var. Bunu kullanıyoruz. Ve gölgelendirmek için kömür kalem kullanacağız. Charcoal, pensel, kömür kalem. Bu kalemi kırtasiyelerden bulabilirsiniz. Ben bunları 2 yıl önce aldım. 7 lira, 8 lira. Şimdi yani tahminim yani 10 lira olabilir fiyatı. Şu şekilde. Bir sayfayı, bir A4 kağıtı dolduracaksınız. Ve bu şekilde kullanacağız. Zaten portreyi beraber bitireceğiz ve tüm ayrıntıları göreceksiniz. Bir sayfa kömür kalemle dolduracağız ve şu şekilde kullanacağız. Ben bir bitmiş bir kalemi şu şekilde ve başka bir tükenmez bir kalemi kestim ve böyle kullanıyorum. Bu yöntemi kullanmak için daha böyle yatay şeklinde kullanabilirim. Bu kısım daha uzun olduğu için böyle yatay şeklinde kullanabilirim. Hafif gölgeleri. Bakınız çok hafif gölge bırakıyor. Ve doldurabiliriz. Şimdi arkadaşlar hangi kalem, hangi marka kalemi kullanmamız gerekiyor? Bu bilgiler yani bana göre ben şu şekilde çalışıyorum.
Burada bir marka var. Staedtler markası. Ve bu da Staedtler markası. Sadece arasındaki farkı göstermeye çalışacağım. Mars Lomograf bu kalem. Bu kalem Mars Lomograf Black 8B. Bu 6B. Ben bunu çok kullandım. Burada silmiş. Bu 6B kalem. Bu 8B. Arasındaki fark bu. Bu belak. Bu normal. Şu şekilde göstereyim. Bu da aynısı. Lomograph Black 8B. Staedtler markası. Bakın burada. Siyah. Dolduracağım. Bunu görmeniz gerekiyor. Çok önemli bir nokta. Ve biraz da gölge bırakacağım. Yani hafif bir gölge. Bu kalem ve bu kalem aynıdır. Sadece ben bunu fazla kullandım. Tekrarlıyorum. Staedtler Mars Lomograph Black 8B. Bu black kısmı çok önemli. Yani bunu satın alırsınız. Bu noktaya dikkat edersiniz. Bu kalıp dolduracağım. Dolduracağım ve biraz hafif bir gölge bırakacağım burada. Bu normal. Bu belak. Şu şekilde göstereyim. Bakın. Işıkla birisi yansıma yapar. Birisi yansıma yapmıyor. Bu kalem yansıma yapıyor. Bu yansıma yapmıyor. Mat. Bu biraz parlak. Ben bu kalemi tercih ediyorum. Başka markalar da var. Bu kalemden başka markalar da var. Böyle göstereyim. Dolduracağım. Bu noktaya dikkat edin. Tekrarla. Görüyorsunuz. Parlak, mat. Yansıma yapmıyor. Neden bu yansımayı yapmıyor? Bunları yansıma yapıyor. Şurada. Daha ileri gittiğin zaman yansıma yapar. Bu kalem de aynısı. Şu kız. Daha ileri gittiğin zaman parlama yapar. Ama bu kalem her çeşit, her şekilde çalışacaksınız. Hiç şekilde parlama yapmaz. Hiç şekilde. İnternette satın alabilirsiniz. Bu kalem fiyatı 1,5-2 lira. Bu kalem fiyatın yani 24-30 lira arasında fiyatı var. İnternette rahat bulabilirsiniz, satın alabilirsiniz. Fakat kalite çok önemli. Yani çizdiğiniz resim kalitesi çok önemli. Zaten bugün ben bu kalemle resmi bitirmeye çalışacağım. Bazı hafif gölgeleri bu kalemlerde kullanacağım. Yani bu gölgeleri bu kalemlere kullanacağım. Ama simsiyah, yani tam siyah bir nokta elde etmek istesem bu kalemi kullanacağım. Ve bu kalemle bugünkü portreyi bitirmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, başlamadan önce bunu söylemek istiyorum. Bu portreyi
uç videoyla bitirmeye çalışacağım. Hani 3 tane 20-25 dakika toplam 1 saat video olacak. Siz bu hezde çalışmak zorunda değilsiniz. Daha yavaş, daha sakin, sabırlı çalışacaksınız. Ne kadar daha yavaş portre bitirmeye çalışırsınız, o kadar portre güzel olur. Normalde bu portre, yani kaliteli bir portre düşünerek 5-6 saat zaman alır. Yani daha fazla zaman verirsiniz. Bir gün, 2 gün daha kaliteli, daha ayrıntılı görünür. O yüzden size bağlı. Yani 2 saatle bitirebilirsiniz. Bir gün, 2 günde zaman yani harcayabilirsiniz bitirmek için. Eğer sağ ile kullanıyorsunuz, şu şekilde başlayın. Yani sol el kullanıyorsunuz, normalde şu şekilde şey yapabilirsiniz, başlayabilirsiniz. Vakit kaybetmeden beraber başlayacağız. Evet arkadaşlar, beraber başlayacağız. Başlamadan önce ben bir A4 kağıt elim altında yani kullanacağım şu şekilde. Ve başka bir A4 kağıt, çamur kalem doldurdum. Gölgelendirme için kullanacağım. Başlangıç için bu kısmı, yani bu siyah noktayı doldurmadan önce siyah gözün profil kısmını çıkartmaya çalışacağız. Bazı noktalar daha siyah görünmesi gerekiyor. Gözün üstündeki bu çizgi şekilde. Malzemeyi kullanacağım. Bakınız. Buradan değil, burada çok az siyah, kömürden siyah alacağım. Gözün köşesi kenarını dolduracağım. Ortaya doğru geleceğim. Yani göz iç kısmı bembeyaz değil, biraz gölgeyle dolduracağız. Yani bakın, kıyaslıyorsunuz. Beyazı yakın, tüm iç kısmını biraz daha siyah alacağım. Ve köşeye biraz daha siyah ekleyeceğim. Siyah alacağım. Ben vakit kazanmak için daha hezli buraya doldurmaya çalışacağım. Siz çok sabırlı ve çok yavaş, hiç acele etmeniz gerek yok. Hiç şekilde. Şu şekilde doldurdum. Bu malzeme tanıyorsunuz. Dağıtıcı, bir çeşit dağıtıcı. Kırtasiyelerden bulabilirsiniz. Bu bembeyaz duruyor normalde. Ben bunu çok kullandım. Yıllar bunu kullandım. Şu şekilde duruyor. Hatta bunu söyleyebilirim. Yaklaşık 15 yıl oldu ben bunu kullanıyorum. Ve artık şu şekilde oldu. Yani daire şeklinde oldu.
Çok önemli. Kullandığınız ve eski olduğu hiç atmayın. Çünkü bu çok değerli bir kalem olacak sonra. Sonra tekrar kullanmanız gerekiyor. Dağıtıcı kullanacağım. Köşe kısmı biraz daha siyah. Başlangıç için. Şu anda burada doldurabiliriz. Bu çizgiyi biraz belirgin şeklinde çiziyoruz. İç kısmını aster olarak şekilde ben dolduracağım. Bu ne kadar siyah, bu açık renk olsa gözlerin rengi açık olur. Siyah, simsiyah olsa da gözlerin rengi siyah olur. Daha küçük bir dağıtıcı kullanacağım. Bu kalemi kullanacağım. İçe doğru şuradan göstereyim. Bu daire olsa içe doğru siyah kullanacağım. Ve bu siyah kısmı ortada tam bir siyah bir nokta var. Bunu belirleyeceğim. Ve tamamen siyahla dolduracağım. Şu şekilde. Biraz daha siyah çizgiler ekleyeceğim. Alttaki astar kısmı daha açık şeklinde duruyor. Ne kadar daha yavaş, düşük hızla çalışacaksınız daha iyi olur. Şekilde. Zor değil, kolay, rahat bitirebilirsiniz. Üst kısmı burada biraz daha siyah şeklinde göstermeye çalışacağım.
Gözün etrafındaki çizgileri şu şekilde doldurmaya çalışacağım. Bakın, önceden ben buraya gölge verdim. Sonra şimdi bu çizgileri çiziyorum. İlk bu çizgileri ben çizsem ve sonra gölge versem, bu çizgileri dağıtacağız. Ve bunlar kontrastı çok keskin olması gerekiyor, bu çizgiler. Ve iç kısmı ve burada bitireceğiz sonra bu çizgileri. Bitirmeye çalışacağız. Dağıtıcı kullanacağım. Siyah. Buradan, kömürden siyah alacağım. Ve şu şekilde bu kısmı dolduracağım. Burada keskin bir kontrast vereceğim. Bu malzeme hatırlıyorsunuz. Bu şekilde kullanacağım. Gözün alt kısmını biraz gölge vereceğim. Bakın, ne kadar siyah alsam o kadar daha koyu olur bu kısımların. Ben vakit kazanmak için hızlı çalışmam gerekiyor. Bakın, buralara gölge. Biraz yavaş yavaş şekil almaya başlıyor. Bu malzemeyi kullanacağım. Gördünüz? Çok kolay ve çok rahat bu malzemeyle gölge verebilirsiniz. Şu şekilde. Biraz daha siyah alacağım. Bu malzemeyi kullandım. Başka malzeme kullanabilirim. Bu malzemeyi, bu kalemi kullanabilirim. Çok yumuşak şeklinde derin desenlerini, yani pamuk, bu malzemeyi kullandıktan sonra bunu kullanırsınız. İstediğiniz yeri bakın biraz. Hiç yani kağıt basman gerek yok. Sadece
böyle dokunma yetiyor ama kontrol altında. Tekrar bu malzemeyi kullanacağım. Biraz siyah harcam. Fazla bastırman gerek yok. Sadece kağıdı dokunacaksınız, yetiyor. Boya bitecek. Yani kömür bitecek, tekrar alırsınız. Kömürü olmayan pamuk kağıt üstünde böyle çalışmaya devam edersiniz. Kağıt yara olur. O yüzden şekilde. Şimdi dolduracağım. Yavaş yavaş şekil almaya başlayacak. Zor bir iş değil. Rahat, kolay. Bir portreyi bu yöntemi kullanarak bitirebilirsiniz. Sadece unutmayın, sabırlı. Hiç acele etmen gerek yok. Bir şekilde. Ayrıntıları çıkartmak için çok sabırlı çalışmanız gerekiyor. Burada biraz daha siyah alacağım kömürden. Gördüğünüz daha siyah oldu. Nerede ihtiyaç varsa siyah ekleyeceksiniz. Gördüğünüz pamukla burayı doldurdum biraz ve bu kalemi kullanarak derin dokularını şu şekilde çalışırken derin dokular ortaya çıkıyor.
Evet arkadaşlar, ben aynı yöntemleri kullanarak buradaki gözü bitirmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz aynı yöntemi kullanarak bu kısmı bitirdim. Ve sabırla başka ayrıntıları aynı yöntemi kullanarak bitirmeye çalışacaksınız. Yani çizdiğiniz fotoğrafı bağlı ne kadar ayrıntı ihtiyaç varsa hepsini eklemeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu kısmı bitirmeye çalışacağız. Buradaki kontrası daha keskin şeklinde evet arkadaşlar, bu kısmı bir astar atmamız gerekiyor. Şöyle pamuk kullanabilirsiniz. Şu şekilde. Buradan değil, şuradan çok az. Şu şekilde.
Burada birleştirmemiz gerekiyor. Şöyle bir şey kullanabiliriz. Bu kısmı fazla dağıtmadan bakınız. Birleştireceğiz. Şu şekilde astarı böyle dolduracağız. Buradaki hattı şu şekilde yumuşak şeklinde çıkartacağız. Ve bu kontrası, yani bu kısmı bu şu şekilde birleştireceğiz. Fazla kontrastları dağıtmadan şu kısmı astara attık. Burada biraz daha ihtiyaç var. Böyle dolduracağız. Evet arkadaşlar, bu kısmı astara attık. Yani aynı yöntem. Altta astar için pamuk kullanıyoruz, kömür kullanıyoruz. Üst için de şu şekilde astarın üstünde böyle yavaş yavaş her tarafı dolduracaksınız. Şu şekilde derin böyle ayrıntıları ortaya fazla bastırmadan, kağıt ezmeden, hiç şekilde kağıt ezmemiz gerek yok. Kağıt pürüzlü olduğu için tüm ayrıntılar böyle ortaya çıkıyor. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar olacak. Yani birinci partı şuraya kadar olacak. Kaşla, burun ve dudakı ikinci partta bitireceğiz. Üçüncü partta bu kısım, buralar ve saçları bitireceğiz. Sadece beyaz yerlere, yani ışık almış yerlere fazla doldurman gerek yok. Yani biraz da parlak kalmaları gerekiyor. Ve geri kalan da bir sonraki videoda beraber devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.